Ne abi? Malatya İl Sağlık Müdürlüğü binasında randevusuz aşı uygulaması başladı. Randevusu olmayan fakat aşı yaptırmak isteyen vatandaşlar bu fırsatı kaçırmamak için müdürlük binasında yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü giriş katında ayrılan bölümde gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yaptırabiliyor. Randevusuz bir şekilde aşı olmak isteyen vatandaşlar için Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nde randevusuz aşı birimi kuruldu. Randevusuz bir şekilde vatandaşlar bu alana gelip aşılarını olabiliyorlar. Malatya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Recep Bentli, hem İl Sağlık Müdürlüğü binasında hem de Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe sağlık müdürlüklerinde aşılamanın gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşların kolaylıkla aşıya ulaştığını söyledi. Evvelki gün itibariyle pazar akşamı bize duyurdu. Randevusuz da hem aile hekimliklerinde hem de hastanelerde aşı yapılması sağlanınca biraz tabii yoğunluk oldu. Biz hem Battalgazi ilçe müdürlüğümüzde hem Yeşilyurt ilçe müdürlüğümüzde aşı yapmaya başladık. Bir de bulunduğumuz binanın konumu çok iyi bir yerde olduğu için, evet belki biz bazı sıkıntılar yaşıyoruz, otopark sıkıntısı falan yaşıyoruz ama merkezi bir noktada olduğu için İl Sağlık Müdürlüğümüz, burada da aşılamaya başladık ve yoğun bir talep de var. Kapımızın önünde bir stand kurduk. Standlerimiz ağırlıklı olmak üzere yine aile hekimliklerimiz başladı biliyorsunuz. Biz buraya herkesi davet etmiyoruz ama burada en azından mesela işte çarşıda esnaf olan biri, aile hekimliği kendi evi uzak bir yerde ise gün içerisinde gelip burada aşısını yaptırabilir diye bir kolaylık sağlamak amaçlı yaptık. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Özellikle aile hekimliğinde, aile hekimliği birimlerinde, aile sağlığı merkezlerinde daha önce biliyorsunuz BioNTech yapılmıyordu. Ama şu an itibariyle önce 3 birim ve 4 birim ve üzeri olan aile hekimliklerinde aşılama başlamıştı ama şu anda 3 birime de başladık. Her iki aşının da güvenilir olduğunun altını çizen Bentli, Türkiye'ye Sputnik V aşısının da geldiğini ifade etti. Önümüzdeki haftalardan itibaren 3 aşıyı da kullanarak yola devam edileceğini vurguladı. BioNTech yerine Sinovac yaptırmak isteyen bir kesim var. Kesinlikle biz artık her ikisinin de çok güvenilir olduğunu niye biliyoruz? Çünkü gerçekten de artık 1 milyar doz dünyada yapılan BioNTech var. Yine bir yarısı, onun yarısı kadar da Sinovac'ın yapıldığını düşünüyoruz.